adalet istiyorum. Bunun için benim oğlum böyle canice öldürüldüğü için ben adalet istiyorum. Adalete güveniyorum ki bu ahirde kalmayacak bu kan. Çünkü hunharca öldürmüşler yavrum. Dilim var mı yavrum? Bir bardak su için bir insan öldürülür mü? Adalet istiyorum. Türk Cumhuriyeti'nden, Cumhurbaşkanımdan da adalet istiyorum. Bir anne olarak içim yanıyor. Yani niye bu kadar bir bardak su için? Ve bu bir bardak suyu bana fabrikanın sahibi anlatıyor. Benim yavrum o gün anlatmadı. Doğruları daha bilemiyorum bile. Sadece benim duyduğum şeyler fabrikanın görüntüsü. Fabrikada görüntüleri kesintisiz ve tam verecek bana. Kesintisiz tam verecek. Ve 6 kişi nasıl bir çocuğa saldırır da bir hiçbir uğruna su bardak bir su bardağı için 6 kişi nasıl yapıyor? Ve bu kamerayı nasıl çekiyorlar? Bunu yapan bir insan olabilir mi? Bunu yapan insan olabilir mi? 6 kişi bir kişiye. Oğlum da bir tane müdahale edecek bir şey yok. Elinde sopa yok, bir şey yok. Yavrum 6 kişi saldırmış. Ben sesini bile duymak istemedim. Videoyu atmışlar. Seslerini duymayayım, kapatın dedim. Beni sevenler buna bakmasın dedim. Allah rızası için dedim. Adalet yerini bulsun. Biz adalet istiyoruz. Aile olarak bu işin sonun arkasını bırakmayacağım. Her zaman arkasındayım oğlumun. İçişleri Bakanı'ndan, Adalet Bakanı'ndan, Recep Tayyip Erdoğan'dan adalet istiyorum. Beni ve kızımı yalnız bırakmasın. Adalet istiyorum sadece. Adalet. Bu canice ölümün adaletini istiyorum. Ben sadece adalet istiyorum. Bizi yalnız bırakmasınlar bu adalette. Bu canice ölümün yapanlar, delil saklayanlar, fabrikanın sahibi de delil saklıyormuş. Hepsinden şikayetçiyim. Hepsi de adalet yerini bulsun istiyorum. Kamerayı tam versinler. Ben 8 yıl evlat acısıyla yandık. Bizim evladımız oldu. Bizi yarım bıraktılar. Yavrumu yetim bıraktılar. Onlar da dışarıda serbest gezmesinler vicdanları rahat bir şekilde. Bizim gözümüzde bu videoyu çeken de, seyreden de aynı şekilde suçluların yani yakalanmasını, adaletin sağlanmasını istiyoruz biz. Kameradaki o görüntü, kadrajdaki herkesin yani bu seyredenler de aynı bizim gözümüzde suçludur. Bir insanı, gencecik bir insanı yani bu hayattan kopardılar bir su için.